Birinci soru. Bilgi yarıçapı R yüksekliği H olan dik dersesinin hacmi pi çarpı R kare çarpı H formuyla hesaplanır. Taban yarıçapının uzunluğu 2'nin karesi metre ve yüksekliği 2 üzeri 6 metre olan dik dairesel şeklindeki bir su deposunun tamamı suyla doludur. Önce depodaki suyun yarısı, daha sonra depoda kalan suyun 1/3 kullanılmıştır. Buna göre son durumda depoda kaç metreküp su kalmıştır? Önce depoda ne kadar su var onu bulalım. Pi çarpı R kare çarpı H formunu kullanacağız. Burada pi'yi 3 alacağız. Yarıçapı 2'nin karesi alacağız. Bunun da bir daha karesini alacağız. Ve yüksekliği de 2 üzeri 6 alacağız. Önce şurayı yapalım. Burası 2 üzeri 4 yapar. 3 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 6. Bu da 3 çarpı 2 üzeri 10 metreküp yapar. Önce depodaki suyun yarısını kullandık. Yarısını kullandığımıza göre depoda yarısı kalır suyun. 3 çarpı 2 üzeri 10'u 2'ye böleceğiz. Bu kuvvet 1 burada. Bu da kuvvetleri çıkartırsam 3 çarpı 2 üzeri 9 metreküp yapar. Sonra kalan suyun 1/3 birini kullanacağız. Bir şeyin 1/3 birini kullanırsam geriye 1/3 ikisi kalır. O zaman bunun 1/3 ikisini bulduğumuzda kalan suyu bulmuş olacağız. 3 çarpı 2 üzeri 9'u 2 ile çarpıp 3'e böleceğim. Burada 3'ler sadeleşir. 2 üzeri 9'a da 2 üzeri 1 çarptığımda 2 üzeri 10 metreküp olur. Yani cevabımız Bursa. İkinci soru. Sağlıklı bir insanda bulunması gereken ortalama alıyor sayısı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. Buna göre kan yoğunluğu 1 miligram bölü milimetre küp olan bir insanın 5 çarpı 10 üzeri 5 milimetre küp kanında bulunan ortalama alyuvar sayısının bilimsel gösterimi nedir? Tabloda bize alyuvar sayısının nasıl hesaplanacağını vermiş. Buradaki K sayısını bulacağız biz. M burada kan miktarını milimetre küp cinsinden temsil ediyor. Ve bizim miktarımız da 5 çarpı 10 üzeri 5 çarpı 102'yi yazacağız. Bu bir sabit sayıdır. Çarpı 10 üzeri 6'dan y'yi çıkartacağım. Peki buradaki y neyi temsil ediyor? Kan yoğunluğuna. Peki kan yoğunluğu ne kadarmış? 1. O zaman alttan 1'i çıkartacağız. 5 çarpı 10 üzeri 5 çarpı 102 çarpı 10 üzeri 5 olur. Burada 5 ile 102'yi çarptığımızda 510 yapar. 10 üzeri 5 ile de 10 üzeri 5 çarptığımda 10 üzeri 10 yapar. Bunun bilimsel gösterimini istiyor bizden. Virgülü 2 basamak kaydırdım. 5,1 oldu. Kuvveti de 2 arttırdım. 10 üzeri 12 oldu. O zaman cevabımız Denizli. Üçüncü soru. Bilgi kırmızı sarı karışımı turuncu ve kırmızı mavi karışımı mor renk olmaktadır. Aşağıda 1'den 100'e kadar olan sayıların yazılı olduğu bir kart görülmektedir. Fatih bu karttaki 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri şeklinde yazılabilen kareleri maviye, 3'ün pozitif tam sayı kuvvetleri şeklinde yazabilen kareleri sarıya ve bir tam sayının karesi şeklinde yazabilen kareleri kırmızıya boyuyor. Buna göre Fatih'in boyaması bittiğinde mavi, sarı, turuncu ve mor renkli kare sayıları nasıl olur? Önce mavilerin hangileri olduğunu bulalım. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri şeklinde yazabilen sayıları boyayacağız. Pozitif dediği için 2 üzeri 1 ile başlayacağım. 2 üzeri 1, 2. 2 üzeri 2, 4. 2 üzeri 3, 8. 16. 32. 64, 128 yazmayacağım. Çünkü 100 tane sayım var. Maviler bunlar. Daha sonra sarı kareleri bulalım. Sarı kareleri de 3'ün pozitif tam sayı kuvvet şeklinde yazabilenler olacak. Bunu da burada yapıyorum. 3 üzeri 1, 3. 3 üzeri 2, 9. 3 üzeri 3, 27. 3 üzeri 4, 81. Bunlar da sarıya boyanacak. Ve bir tam sayının karesi şeklinde yazılabilen kareleri de kırmızıya boyayacağız. Onu da burada gösterelim. Bir tam sayının kare şeklinde yazılabilen sayılar 1 kere 1, 1, 2 kere 2, 4, 3 kere 3, 9, 4 kere 4, 16, 5 kere 5, 25, 6 kere 6, 36, 7 kere 7, 49, 8 kere 8, 64, 9 kere 9, 81 ve 10 kere 10, 100. Bunlar da kırmızıya boyanacak. Şimdi aynı sayılar farklı renklerde varsa bunlar da iki renge birden boyanacağı için ara renkler olacaktır. Önce turuncuların sayısını bulalım. Turuncu rengi elde etmek için kırmızıyla sarıya boyanmış olması gerekiyor. Kırmızılar bir sayının karesi şeklinde yazılabiliyor. Ve sarılar da 3'ün pozitif tam sayı kuvveti şeklinde yazılabiliyor. O zaman kırmızıların içerisinde 3'ün pozitif tam sayı kuvveti şeklinde yazılabilenleri bulacağız. 9 ve 81. 9 ve 81 olduğu için 2 tane. Yani turuncular 2 tane olacak. O zaman B şıkkını eledik. Şimdi morları bulalım. Mor rengi elde etmek için de kırmızı ile mavi olanlara bakacağız. Kırmızı artı mavi yazalım. Kırmızıların içerisinde 2'nin
Pozitif tam sayı kuvveti şeklinde yazılanlara bakacağız. 4 var. 16. 64 var. Yani 4, 16, 64. 3 tane olur. A şıkkını eledik. Şimdi mavileri bulalım. Kırmızıya boyanmış olanları elememiz gerekiyor. 4'ü, 16'yı ve 64'ü eleyeceğiz. 4, 16, 64. O zaman geriye kaç tane kaldı? 1, 2, 3 tane. O zaman maviler 3 tane olacak. Son olarak sarıları bulalım. Sarıların içerisinden de bir sayının kare şeklinde yazılabilenleri çıkartacağız. 9'u ve 81'i çıkartacağız. O zaman 3 ve 27 kaldı. Yani 2 tane. Cevabımız C şıkkı. 4. soru. Aşağıda verilen tablet uygulamasındaki sarı ve mavi kutulara birer doğal sayı yazıldığında uygulama yazılan sayıları çarpıyorum ve sonucun kaç basamaklı olduğunu yeşil yakında gösteriyor. Örneğin sarı kutuya 36 ve mavi kutuya 1000 sayıları yazıldığında 36 çarpı 1000 36.000 olduğundan yeşil yakında 5 yazmaktadır. Çünkü 36.000 5 basamaklıdır. Buna göre uygulamadaki sarı kutuya 125 üzeri 10 ve mavi kutuya 64 üzeri 6 yazıldığında sonuç ekranında kaç yazacaktır? Soruda bizden 125 üzeri 10 çarpı 64 üzeri 6 sayısının kaç basamaklı olduğunu soruyor. Basamak sorularında tabanı 5 ve 2 haline getirmeliyiz ki daha sonra tabanı 10 haline getirebilelim. Şimdi burada 125'i 5'in kübü olarak yazdım ve üstüne 10 koydum. 64'ü de 2 üzeri 6 olarak yazdım ve üstüne 6 koydum. Burada üstünüsü kuralından 5 üzeri 30 olarak yazdım. Burada da üstünüsü kuralından 6 ile 6'yı çarptım. 2 üzeri 36 olarak yazdım. Burada 5 ile 2'yi bir şekilde çarpmamız gerekiyor ama kuvvetleri eşitlemeden çarpamam. Bundan dolayı 5 üzeri 30'u aynen yazdım. 2 üzeri 36'yı 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 30 olarak yazdım. 2 üzeri 6'nın sonucu 64'tür. 5 üzeri 30 ile 2 üzeri 30'u çarptığında da 10 üzeri 30 yapar. Bu şu demek oluyor. 64'ün yanında 30 tane 0 var. 30 basamak burada var yani 31-32 basamak olur. O zaman cevabımız Denizli. 5. soru. Hacer oluşturduğu bir şifreleme yönteminde alfabedeki harflerin bulundukları sıranın karesini ya da küpünü alarak o harfe bir kod vermektedir. Sessiz harflerde harfin bulunduğu sıranın karesini, sessiz harflerde karesini alacağız. Sesli harflerde ise harfin bulunduğu sıranın küpünü alıyor. Seslilerde de küp alınacak. Bulduğu sonucun birler basama o harfin kodu oluyor. Bir kelimedeki harfler sırasıyla bu yönteme göre kodlanıp yine aynı sırayla yazılıyor ve oluşan sayı kelimeye kod olarak veriliyor. Bir tane örnek vermiş. Elif kelimesinin kodu E 6. harf ve 6'nın kübü 216 olduğundan 6 diye kodlanıyor. Peki niye 6'nın kübünü aldık? E sesli harf olduğu için. Ve birler basamağı da 6 olduğu için 6 diye kodladık. L 15. harf sessiz harf olduğu için karesini aldık. 225 oldu. Birler basamağı 5 olduğu için D'yi 5 diye kodladık. İ 12. harf 12'nin kübünü aldım. 1728. Birler basamağı 8 olduğu için de İ'yi 8 olarak kodladım. F 7. harfmiş. F sessiz harf olduğu için karesini aldım. 49 oldu. Buradaki birler basamağı 9 olduğu için de F harfini 9 olarak kodladık. Elif ismine verilen kod da buradaki 6, 5, 8 ve 9'u yan yana yazdım. 6589 oldu. Hacer'in şifreleme yöntemine göre Gökhan isminin kodu nedir? Şimdi önce şöyle harfleri bir yazalım. G, Ö, K, H, A ve N. G ile başlayalım. G 8. harf. Sessiz harf olduğu için karesini alacağız. Ö 19. harf. 19'un kübünü alacağız çünkü sesli harf. K 14. harf. Karesini alacağız. H 10. harf. Yine karesini alacağız. A 1. harf. Küpünü alacağız. Ve N 17. harf. Sessiz harf olduğu için yine karesini alacağız. Şimdi burada bize sonuçlar değil de birler basamakları lazım. Çünkü birler basamaklarına göre kod veriyoruz. 8'in karesini aldığımda 64 olur. Yani birler basamağı 4 olur. 19'un kübünü aldığımda 9'u 9 ile çarpalı 81. 81'i bir daha 9 ile çarptık. Birler basamağı 9 olur. 14'ün karesini aldığımda birler basamağı 6 olur. 10'un karesini aldığımda birler basamağı 0. 1'in kübünde birler basamağı 1. Ve 17'nin karesini aldığımda
7 kere 7 49. Birler basamağı 9 olacaktır. O zaman kodumuz 49-60-19'dur. 49-60-19 da A şıkkında var. 6. soru. Şifa bilgisayarı için 5 haneden oluşan bir şifre belirleyecektir. Bunun için soldan sağa doğru ilk iki haneye bir sayının karesini, sonraki haneleri ise kendinden önceki ilk iki hanedeki rakamların farkının karesini yazarak şifresini belirliyor. Şifresini oluştururken ilk haneye 0 rakamını yazmıyor. Her haneye bir rakam yazıyor. Karesini alarak oluşturduğu sayıların hiçbir rakamı boşta kalmıyor. Buna göre şifa kaç farklı şifre oluşturabilir? Şimdi 5 haneli şifremizi şöyle çizelim. 1, 2, 3, 4, 5. İlk iki haneye bir sayının karesini yazacakmışız ve sıfırı kullanmayacakmışız. O zaman 4 kere 4, 16 ile başlayacağız. Daha sonraki hanelere gelecek olan sayıları ise şu şekilde bileceğiz. 6'dan 1 çıktı 5, karesini aldım 25. 5'ten 2 çıktı 3, karesini aldım 9. Burada hiçbir rakam boşta kalmadı. Hiçbir hane de boşta kalmadı. O zaman bu olur. Bir sonraki sayımız 16'dan sonra 5 kere 5 25. 5'ten 2 çıktı 3. Karesini aldım 9. 9'dan 5 çıktı 4. Karesini aldım 16. Burada da hiçbir hane boşta kalmadı ve rakamlar da taşma olmadı. 36. 6'dan 3 çıktı 3. Karesini aldım 9. 9'dan 6 çıktı 3. Karesini aldım yine 9. 9'dan 9'u çıkarttım. 0 karesini aldım. 0. Bu da oldu. Bir sonraki sayımız 7 kere 7 49. 9'dan 4 çıktı. 5 karesini aldım. 25. 5'ten 2 çıktı. 3 karesini aldım. 9. Bu da oldu. Bir sonraki sayımız 8 kere 8 64. 6'dan 4 çıktı. 2 karesini aldım. 4. 4'ten 4 çıktı. 0 karesini aldım. 0. 4'ten 0 çıktı. 4 karesini aldım. 16. Bakın burada 6 rakamı hanenin dışına taştı. Yani şifremiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 haneli oldu. Ama bizim 5 hanemiz vardı. Demek ki bu olmayacak. Son olarak 81'e bakalım. 8'den 1 çıktı. 7 karesini aldım. 49. 9'dan 4 çıktı. 5 karesini aldım. 25. Burada da 5 dışarıda kaldı. Demek ki bunu da almayacağız. O zaman 1, 2, 3, 4 tane şifre oluşturabilir şifa. Kağıdımız Bursa. 7. soru. Çetin'in bir giyim mağazasından aldığı ürünlerin fiyatının TL cinsinden çözümlenmesi aşağıdaki tablodaki gibidir. Buna göre Çetin'in aldığı ürünlerin toplam fiyatı kaç liradır? Önce ürün fiyatlarının virgüllü hallerini yazalım. 75,209 TL yapar bu. Pantolon 108,44 TL yapar. Kravat 9,063 TL yapar. Ve son olarak ceket 324,148 TL yapar. Şimdi bunları bir yerde toplayacağız. 324,148'i yazdık. Daha sonra pantolonu yazalım. 108,44. Daha sonra gömleği yazalım. 75,200 209. Ve son olarak da kravat yazalım. 9,063. Şuraya sıfırla dolduruyorum. 8, 9 daha 17, 3 daha 20. Elde var 2. 4, 4 daha 8, 2 de elde vardı. 10, 16 elde var 1. 2, 6, 8, 4, 8 daha 12, 5 daha 17, 9 daha 26 elde var 2. 7, 2 daha 9, 2 de elde vardı. 11, elde var 1. 3, 1 daha 4, 1 de elde vardı 5. Virgül de 6'a indim. 516,86 TL olur. Bu da C şıkkında var. 8. soru. Alışverişlerde ve çöp koymak için kullanılan plastik torbaların atıkları karada en az 800 yıl, denizde en az 400 yıl yaşıyor. Bu atıklar zamanla kimyasal değişime uğrayarak doğayı kirletiyor. Türkiye'de yıllık ortalama 35 milyar plastik poşet kullanılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın almış olduğu karar ile 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm marketlerde plastik poşetlerde ücret uygulaması başlatıldı. Bu uygulama ile plastik poşet kullanımının azaltılması ve yıllık kullanımın ortalama 13 milyar inmesi hedeflenmektedir. Buna göre bakanlığın hedef kapsamında Türkiye genelinde yılda ortalama kullanması önlenecek poşet miktarının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz burada 35 milyardan 13 milyarı çıkartacağız. 35 milyarı 35 çarpı 10 üzeri 9 olarak yazarım. 13 milyarı da 13 çarpı 10 üzeri 9 olarak yazarım.
35'ten 13 çıktı. 22. Ortak olan 10 üzeri 9'u da yazarım. 22 çarpı 10 üzeri 9 tane poşetin kullanılması önlenecekmiş. Bunun bilimsel gösterimini soruyor bize. Virgül 1 basamak sola kaydırdım. 2,2 kuvveti de 1 arttırdım. 10 üzeri 10 olur. Yani cevabımız Denizli.